İyi ki dedelerim kırsalda yaşamışlar. Babam da sağ olsun bizi her fırsatta dedelerimizin yanına götürmüş ve içimizdeki bu tohumu alevlendirmiş, ateşlendirmiş, palazlamış. Biz de bunlarla büyümüşüz. Bunun her anına şükrediyorum. Şimdi Mudurnu'ya gidiyoruz. Sevgili Mehmet, Serdar'cığım aşı vakti geldi. Orada burada aşı yapıyorum. Hem gel bir seni görmüş olurum hem de beraber aşı yaparız, bana yardım edersin dedi. Ben de onları özledim. Şimdi onların yanına gidiyorum. Geçen sene benim yaptığım aşılardan sadece iki tanesi tutmuş. Ama tabii bu ikinci deneyimim olacak bu konuda. Daha fazla aşı tutturmak için hem daha deneyimli bir insanın yanına gidiyorum hem de daha çok çalışacağım şimdi. Güzel, heyecanlı, doğa uyanıyor, kuş sesleri çoğaldı. Canlılık var etrafta. İşte bu canlılığa biz de bir şeyler katmaya gidiyoruz şimdi. Doğadan ayrı kalarak yaşadığım bir anım olmadı. Herhalde beni şöyle bir kapalı dört duvar arasında bir yere kapatsalar aylarca, ondan sonra çıkarıp doğanın ortasına yeniden bıraksalar, herhalde hiç konuşmadan, kimseyle muhatap olmadan doğaya baktıkça ağlardım diyorum. O kadar seviyorum tabiatı. Şahin yavrusu. Ya o kadar güzel bir yer ki burası. Hemen önümüzde gözüken sırtların arkasında Mudurnu var. Şurada kısa bir mola vereceğiz. Burada bir dinleneceğiz, bir şeyler yiyeceğiz, atıştıracağız. Hem de sesleri dinleyelim, sessizliği dinleyelim daha doğrusu. Tabiatın sesini dinleyelim. Size de bunu anlatalım, biraz hissettirelim. Bu arada burada dururken de hava yağmurlu olur ya da açık olur, çiğ yağar üzerinize diye. Çadırınız da yoktur. Yanınızda panço gibi, battaniye gibi ya da benzer örtüler varsa onlardan nasıl yerden biraz yüksekte farklı bir yatak şekli yapacağım şimdi. Onun da nasıl yapıldığını ince ince size anlatmaya çalışacağım. Bu da bir yerde mutlaka işinize yarar. Şimdi etrafta devrilmiş, bükülmüş, sağlam, kuru dallar bulacağım. 3-6. Önce bir şöyle 3 tane bir tarafa, 3 tane de bir tarafa 3 ayak yapacağım. 6 tane şu yükseklikte, kuturu 5-6 santim kalınlığında benim yükümü taşıyabilecek sağlamlıkta dal parçası. Kalın ve sağlam olacak şöyle. Üstüne de iki tane beni taşıyabilecek olan dal parçası. Onun da en üstüne tek bir parça dal yerleştirerek elindeki örtüyü tepesine örteceğim. Şimdi bakalım etrafta nerede vardı. Yol üzerinde şurada bir yerde vardı. Onun gibi birkaç tane buldum. Bu tamamdır. Bakın devrilmiş, kırılmış bir şekilde nasılsa. Bükülmüş de olabilir. Böyle ağaçlardan faydalanmak lazım. Yani taze olanı, genç olanı, körpe olanı değil de sizin işinize yarayacak. Sonra tekrar burada bırakıp gideceğiniz bir dal parçası, ağaç parçası olması gerekir. Bunun gibilerden bulacağım. Çok güzel. Bunu bir boy yaparsam diğerlerini de, bu da devrilmiş, sağlamdı. Bu da aynı boyda neredeyse. Bu iki. Şu biraz uzun. Ellemeyeceğim. Bu uzun kalsın. Bunu böyle yaparım. Şimdi arkaya destek. Bu dalları da şöyle kullanabilirim. Bundan iki tane çıkıyor mu? Çıkıyor. Bunu ikiye keselim. Şuradan.
Üçüncü de burada. Buraya şimdi üçünü bir arada sağlam tutabilmek için düğüm atmam gerekiyor. Şunu şuradan geçirdim. Bakın çok basit. Alttan, üçünün altından geçirerek şu kısa parçayı elime aldım. Bunu bunun üzerinden yer değiştirerek kaydırdım ve şu düğümün üzerine baskı uyguladım. Ondan sonra şöyle çeviriyorum. İpin gerginliğini görene kadar. Şu temas ettiği yere daha çok gerilecek. Sonra da şuradan basit bir halkayla tutturuyorum onu. Hemen arkasından bunu rahatça yapabilmek için altına bir destek koyacağım. Şunu kaldırıp. Üçünün altına iteyim. Daha rahat kolum dönebilsin diye. Bir. İkinciyi dönüyorum. İki. Bir sıra daha dönüyorum. Üç. Sağlam olsun diye bir sıra daha döneceğim. Dört. Sonra şu ikisinin arasından geçirip aşağıya baskı. Sonra bunu aradan alıyorum. Burayı iyi çekmek lazım. Sıkıştıra sıkıştıra. Bir tane daha tur attırıyorum. Sonra aradan yine geçirerek. İkinciyi de gönderiyorum. Sonra buradan devam edip bir de bunun arasından geçiriyorum onu. Sonra bu üçüncünün altından alacağım. Aynı şeyi buna uyguluyorum. Bir tur daha. Bir daha altından. Bir tur daha üstten. En son alttan alıp iyice sıkıştırıyorum ki üçü bir arada sağlam kalabilsin diye. Eğer bu elinizi acıtıyorsa bir dal parçasıyla şöyle tabii sağlam olacak bir dal parçası. Şunun ucundan keseyim.
daha rahat çekebilirsiniz. Ondan sonra şuradan döndürüyorum tekrar. Bu da açılmayacak artık. Şimdi bakalım üç ayak çalışıyor mu güzel. Bunları biraz geniş. Geniş olanı arkaya, boyu uzun olanı arkaya koyacağım. Şu destek. Bu iki tanesini de böyle açacağım. Tam düz olmaması gerekiyor bunların. Hafif açılı durması gerekiyor ki yük bindirdiğiniz zaman devrilmesin. Arkaya doğru da saplama yaptım ki destek olsun diye. Barınağın arka tarafı burası olur. Ön tarafını da o tarafa yapacağım. Aynısını karşıya yapacağım şimdi. Aslında barınak yatakta diyelim. Bu da bildiğiniz panço. Hani şöyle kafadan geçirip yağmurlu havalarda dolaştığınız ama bununla birçok şey yapabilirsiniz. Barınmanın da bir sürü yöntemi var. Şimdi uygulayacağım da bir tanesi bunlardan. Karda, çölde, ormanda. Basitçe uygulanabilecek. Önce bir çıt çıtları birbirine ekleyeyim şöyle. Şunları da uçtaki iplerle, kalan iplerle birbirine sabitliyorum. Bakın bir kişinin çok rahat 40-80 santim, 90 santim eninde çok rahat üzerinde uyuyabileceği genişlikte. Mesafesini biraz daha ayarlamak lazım tabii. Biraz daha geri çekeceğim. Pançonun boyundan uzun olsun. Bunun genişliğini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yerden yüksekliğini yani. Ne kadar dar açıyla yaparsanız o kadar çok yere indirirsiniz. Ne kadar geniş açı yaparsanız o kadar havaya kaldırırsınız. Şimdi buna da otururken bir anda ortaya yük vermeden şöyle iki bacağınızı dışarı alırsınız. Şuradan da elinize destek koyarak, vererek yavaşça vücudunuzu, ağırlığınızı yayarak yattığınız vakit üstüne de bir battaniye sererseniz mis gibi. Şimdi bunun üstünü de kapatalım. Nasıl kapanacağını da göstereyim size.
Sadece size göstermek için yapıyorum. Bunu da buraya daha kolay sabitler bir pozisyonda şöyle sabitleyip çok rahat burada geceyi geçirebilirsiniz. Mehmet de Fatma gibi. Fatma Hanım dışarıda. Şimdi ya şu azıcık kısa derenin hemen yanındaki yolda yürürken bile ne hissettim biliyor musunuz? O çocukluğumda çok sevdiğim sarı siyah tombul arılar var. Onun turuncu siyahı da var. Biraz kiremit rengi siyah olanı da var. İşte en çok sevdiğim rengi o sarı siyah olanı vardı. O kadar büyük ki, o kadar iri ki. Otların üzerine, bu çayır çimenin üzerine gelmiş. O uçarken o kadar şiddetli kanat çırpıyor ki onun rüzgarıyla böyle 10 santimetre çapındaki yer dönüyor böyle, sallanıyor rüzgarın etkisiyle. O yerdeki bütün çayır çimen sallanıyor. Biraz ona takıldım orada. Ya baharın böyle uyandığını görmek de çok güzel. Şimdi Mehmet sanıyorum orada elinde aşıları da var. Aşı işleriyle. Fataş Hanım da dışarıda bir şeylerle uğraşıyor. Bir gideyim hemen yanlarına. Evet, merhaba arkadaşım. Nasılsın? Hoş geldin, sağ olun. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Düşmeyelim. Sağ ol. Ya Mehmetciğim, ne var elinde aşı? Bunlar kiraz mı? Bunlar kiraz kalemi. Baharda artık aşı yapma zamanı geldi. Tam bu vakti. Gelirken de senin anlattığın birisi vardı. 8 yaşından beri ne dedi? 50 yıldır aşı yapıyorum dedi. Evet. Ne kadar aşı yaptın diye sorduk. Ne bileyim sayısını dedi ya. Çok şaşırdım. Adamın işi yani kendi işi var. Ama bahar zamanında bir ay dağda, şehirde nerede varsa birisinin bahçesinde de görsem aşı yapıyorum diyor. Tabii aşı kalemini kimseye söylemeden de gider bahçesinden bir kirazın, armudun, elmanın şeyi alır. Doğada, dağda, bayırda nerede gördüyse gider aşı yapar. İşi o. Bir ay, bir buçuk ay aşı yapma zamanı boyunca şeyde de yaprak aşısı yapıyor. Yaprak aşısı şimdi değil. Şimdi başka aşı yapılıyor. İnsanoğlu değil mi? Çok garip, tuhaf. Hani bir yandan yapay zekayı oluşturmaya çalışıyoruz. İcat etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da insanlar öldükten sonra da yaşamlar devam etsin diye. Kuşlar, böcekler, diğer canlılar, yine insanlar. Onun yaptığı şeyden fayda görsün diye aşı yapıyor adam. O aslında birçok şeyi kendi adına yaşarken oluşturmuş oluyor. Geleceğe aktarmış oluyor. İlginç. Şimdi bakayım Mehmet. 40, 70 dakika var. Fazla zaman yok. Yardım edeyim ben de sana. Olur mu? Çok iyi olur. Mutlu olurum. Hadi gidelim. Bu mu Mehmet? Bu arkadaşım. Daha önce yapılmış buna aşı. Şimdi buna geçen sene aşı yapılmış, bir vatandaş yapmış. Fakat bu gördüğün gibi oynamış. Tutmamış, oynamış. Şimdi hava almış bir yerinden. Senin desteren güzel kesiyor. Şuradan almamız lazım onu. Hangi destere, bu mu? Bir bak bakalım. Keseyim, tamam. Bunları da keselim ki ağaca su yürüyor ya. Tabii. Boşu boşuna buradan beslenmesin. Değil mi? Arkadaşım bunu yürütelim. Şimdi arkadaşım. Bu kuş kirazı değil mi? Evet. Bu kendiliğinden olan kuş kirazı. Bunu keserken ben pürüzsüz hale mi getiriyorsun? Pürüzsüz hale getiriyorum. Destere şeyi kalmasın fazla. Bak. Nane kokusu geldi ha. Evet. Naneye bastık bir yerde. Evet. Köy gibi bir yerde bu işi yaparken baharsa hele etraftan o kadar çok vahşi ortam içerisinde yaşayan hayvanların sesi geliyor ki evin
köşesinde sağında solunda yaşayan inekler, horozlar, tavuklar varsa onların sesi de ayrı. Bir de zaten dokunduğunuz yerden kokular geliyor. Bütün duyularınız çok güzel çalışıyor burada. İnsan hayatı daha çok seviyor böyle bir ortamda. Şimdi bunun tam orta noktası, özünü nokta olarak değil de çok küçük çaplı zaten. Evet, mümkün evet. olduğu kadar özünün içindeki ya, kısmı uzun tabii, yapmam tabii. gerekiyor. Yani şeye temas edecek, su alacak, verecek ha. kısmı daha şey olsun. Önce bir şurayı ben bir alayım. Tamam. Ondan sonra yapayım onu tekrar çünkü altının... Şimdi şuradan itibaren evet, de... Evet, biraz daha az daha yukarıdan tamam. İyi mi? Tamam, iyi, süper. Şu açıyla gidiyorum. Tamam. Az daha ucunu... bulana kadar. Evet. Ucunu biraz daha sivri yapacağım. Evet, tamam. Nasıl Mehmet? Süper. Tamam, tamam, çok güzel. Şu açı da oldu evet, ve düz süper. Oldu. Tamam, tamam, çok güzel. Kakma olacak değil mi kakma, şimdi bu? Kakma, evet. Kakma çoban aşısı çoban. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız arkadaşım. Beraber şimdi buralardan 3 tane tamam. yapalım. Yani o şeye riske girmem. Merkez özü burası. Şu. Evet. Bir buradan bir karşıdan. Şöyle bir, kesiyorum. Ya da şey bunu 3'e yapalım. Tam 3'e mi böleyim? 3'e bölelim. Tamam. Şuradan şöyle bir tane de şuradan yaparsak. Önce bir tamam. tanesini yapayım. Heh, evet. Onu öbür bıçağınla da yapabilirsin. Ya tam gövde değil. Tamam he? Süper tamam. Yeter mi bu kadar? Yeter. Vay be. Ona, şimşir. Şimşir evet. Şimşir ağacından. Şimdi isterse onunkiyle yapalım. Yaralamadan bunu açacaksın. Tabii şimdi. Tabii evet. Şimdi şöyle şuna yapıyoruz dikkat. Arkadaşım. Hafif, sen hafif vurayım mı? Hafif tokmak da olabilir. Böyle yavaş yavaş yapılabilir de bundan. Çok fazla berelemeden. Çok şimdi iyi. Bu yerini hazırlamış olduk. Bu olmasaydı bıçakla kaçırma durumu olurdu. Böyle bak gayet güzel. Çok güzel evet. Şimdi 5. Tomurcuktan sonra şunu iptal edelim. Iki, onu iptal edelim. 2, 4, 5. Şuradan açılı şekilde çünkü yukarıdan ışkın don hem fışkın verecek. Ha. Şu fışkını da dışarı gelecek. Şimdi tamam. şu şekilde keselim ki yatay tamam. yağmurdan, çamurdan, gün tamam. ışığından fazla etkilenmesin. Şahane. Şimdi o zaman onların birine tamam çok güzel. Hiç onu dokunma arkadaşım. Şunu da keselim. Bunu beraber yerine şey yapalım yine. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen evet. üstü. Şimdi arkadaşım. Belki biri tutar. Şunu bak şimdi. Yavaşça yatay şekilde tutturuyoruz. Tamam. Şimdi tam kestiğim yer kapanacak iyice. Evet. Tamamdır Mehmet. Tamam süper. Şimdi arkadaşım bunun şu anda endüstriyel macunu var. Fakat biz onu kullanmak istemiyoruz. Geleneksel yöntemle yapıyoruz. Ben biraz bez getirdim. Bir de buradan kendi normal toprağından mı? Kendi toprağından aynı şeyine yakın tutturuyoruz şeyle. Çünkü atalarımız şehire gidip de aşı evet. zamanı macun alacak olsa zaten bulunmaz her yerde de. Önemli olan bunun hava almaması. Şu şeyleri de alalım. Tamam, çok güzel. Şimdi buralardan herhangi bir dış darbeden etkilenmesin diye bunu sarıyoruz arkadaşım. Sonra arasından tamam. geçireceğiz. Ben orayı bana çekeyim. Sen sar şimdi. Ben birkaç parça daha yapayım. Arkadaşım bak. Biraz daha orayı tekrar. Adam oynatmasın. Yok. Tekrar geleceğiz. Gene saracağız orayı. Şöyle dip tarafından hava almasın diye boğumunu yapıyorum. Şöyle tekrar onu kopardık. Tamam. Şimdi şuradan bir tane daha yapalım arkadaşım. Şöyle. Yine altına az uzatıyorum. Çünkü o şeyi tutsun. Tamam. Bunu ters götüreyim. Tamam. Evet. Oradan da ters yapalım. Şimdi gördüğün gibi nemli toprağı da bolca koyduk. Bu ne güneş alır ne hava alır. Kendi alacağı şeyi normal doğal havasını, güneşini alır. Umarım bu... İnşallah tutar. Evet tutar. Gelecek kuşaklara da örnek olmuş. Aynı zamanda da sorumluluğumuzu, vatandaşlık sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz ya da olduk diyelim. Aynen.
Hadi gidelim aşağı şeye, Fataş ablanın yanına. Fataş abla merhaba. Merhaba. Ya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet abi aşı yapmaya devam ediyor. Evet. Ne haber? İyilik, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa geldiniz. Ekmek. Ekmek yapacağız. Bunu içeride mi yapacaksın? Diye. Hayır. Bahçede. Ocak yakacağız bahçede. Nasıl? Bize o anlattığın şeyi yap o zaman. Evet. Ciddi cevizli misin? Çörek. Oo, şeyi. Külün üzerinde. Külün üzerinde. Şimdi ateşi nereye yakacaksın? Ben yakmadın değil mi daha? Az ileride orada. Siz yakacaksınız ateşi, ben değil. Tamam. Mehmet abi aşı işini devam ettirsin. Ateş ben. Yakma uzmanı olarak siz yapacaksınız onu. Tamam, ben ateşi yakayım o zaman. Mehmet abi ben aşı bitip gelir. Ben de hamuru yoğurayım mı? Tamam, yoğurun. Hadi bakalım. Gidiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Mehmet abiyle Fataş ablayı ne zaman görsem sürekli bir iş var ellerinde. Bir şeylerle uğraşıyorlar. Hiç durduklarını görmedim onların. Ya fikir olarak bir şey konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ya da ellerinde mutlaka bir iş var, bir yerlere gidip geliyorlar. İşte alın. Mehmet Bey aşı yapmak için aşı sopası çıkarmış. Etrafta geziyor. Fataş abla da yani günü değerlendiriyor. Benim de bu işleri sevdiğimi bildiği için, geleceğimi de bildiği için evin içinde değil de dışarıda ekmek yapalım. Bana da söz vermiş. Bakın o sözünü bile unutmuyor. O verdiği sözü yerine getirmeye çalışıyor. Aynı zamanda burada sözünün eri ve dürüst olmayı da öğreniyorsun gerçekten. İnsanlar sakin yaşıyor. Sakin yaşayıp iç dünyasına dönebildikleri için de hata yapmıyorlar. Alttaki o taşın üzerinde yaktık ki taş ısınacak. Isındıktan sonra altta fırının sıcak taban kısmını oluşturacak. Ondan sonra üstünde yaktığımız ateşin közünü kenara alıp ekmeği de bu sıcak taşın üzerine koyduğumuzda üstünü közle külle. Fataş abla öyle anlatmıştı daha önce. Ben de merak ediyordum nasıl olduğunu. Açık hava fırını gibi olacak. Üstünde külle ve közle kapattığımız zaman o sıcaklık üstten onu pişirecek. Alttaki sıcaklık da muhafaza olacağı için hem alttan hem üstten. Bakalım ne kadar zamanda pişecek ekmek. Şimdi ceviz de kırıyorlar orada. Cevizli yapıyorlar. İnsanlar tarlaya, bağa, bahçeye, evinden biraz uzak noktalara gittiklerinde yanlarında hem hazır pişirdikleri yemekleri götürüyorlar, evde hazırlayıp hem de pişmemiş, hazır olmayan şeyleri götürüyorlar, orada yapıyorlar. Aslında ikinci söylediğim daha da güzel bir şey. Çünkü anında yaptığın şeyi yiyip tüketiyorsun. Bu çok lezzetli. Ateşinden hamuruna kadar, hamurun içerisindeki malzemesinden ağzınızdaki salgılara kadar, o enzimlere kadar her şey çok güzel. Bunu yerinde yapmak güzel. Fataş abla hazır. Evet, bu da aşağı yukarı. Taş hazır. Kızdı. Ateş de oldu mu? Tabii. Taş da kızdı. Ben kenara çekeyim hemen. Evet. Siz onu kenara çekin. Şu gelberiyle de orayı temizleyelim. Tamam. O külle kalsın ki değil mi? Külle kalsın, tadı olsun. Tamam. Şöyle. Ey be! Şu görüntüye bakın. Şöyle üstüne de kömür örteceğiz ya üstüne. Böyle lahana kapatalım. Tamam. Eğer lahana hem yoksa... Hem biraz yanması. Lahana yoksa kaldirik bile örtebilirsin değil mi? Onun üzerine evet, kaldirik yaprağı. Evet, kaldirik, kara lahana hepsini örtebilirsin. Vay be. Şimdi, kapatayım mı? Evet, kapatabilirsin. Yananları değil de küllerini koyalım daha çok. En üstte mi? Hı hı. Tamam. Hamuru bozmadan şu da şuraya. Of of. Bildiğin fırın oldu bu Fataş abla. Evet. Geçici fırın. Geçici. Tek seferlik. Fırın olmadık yerlerde. Evet. Dağda bayırda yapıp yersiniz hemen. Yani yerdik.
Şimdi yeriz. Şimdi de yiyeceğiz. Şurada çok az bir açık yer tamam, var. Tamam, onu da şunlarla örteyim. Ne kadar sürede pişer diye tahmin ediyorsun? Valla bir saati bulur diye düşünüyorum. Tamam. Kendiliğinden ola dursun. Ola dursun. Bugün de çok güzel bir gün geçirdik. Günün doğumundan akşam güneş batımına kadar yaşadığımız her an aklımızda, hafızalarımızda hiç silinmeyecek şekilde kalacak. Bundan sonra da bakalım bizi rüzgar nereye götürecek. Bahar iyice kendini göstermeye başladı. İçimizden neresi gelirse, bizi neresi çağırırsa biz de sizi oraya götüreceğiz. Şimdi bu ekmek buraya geldikten sonraki hareketlerimizden, davranışlarımızdan, ekmeği yerken ki hallerimizden herhalde siz de durumun güzelliğini fark ettiniz. Ekmek hakikaten çok lezzetli olmuştu. Mehmetciğim, sana, Fatoş abla çok teşekkür ederim. Hem sizin çocukluğunuzda yaptığınız bu güzel şeyleri bizimle paylaştınız hem de bu bilgiyi, bu deneyimi biz de insanlara gösterdik. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ha, ha, ha.